Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Toma tabii kudurmuş durumda. Toma niye böyle davranıyor sizce? Ne olabilir? Bak bak Toma'ya bak. Hayır Toma. Seres, set geri çık. Panter kızandı arkadaşlar. O yüzden Toma çıldırıyor. Erkekleri bu arada barıştırdık arkadaşlar. Bakın Destan burada. Toma, Rush ve Destan üçlüsünü uzlaştırdık. Anlaşmayı sağladık. Üç erkek şu an çok güzel bir şekilde yan yana güzelce vakit geçiriyor. Şu panteri içeri koyayım çünkü panter şu an kızandı. Ya Toma'yla da eşleşmesini istemiyorum. Çünkü panter şeyi düzgün değil de sen gel. Panterin yani sağlık sorunları var. Kalça sıkıntısı var. O yüzden Toma'yla bilinçli bir şekilde eşlemiyorum. Artı panter yani düzgün olsa da sağlam olsa da eşlemem desen gel. Çünkü şey siz söyleyin arkadaşlar. Şu an yavrularla uğraşacak hiç şeyim yok. Hiç zamanım yok. Rush oğlum oturdum bak üzerimi kirletiyorsun. Desen. Destan'la da bayağı ilerlettik sosyalizasyonu. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hayır. Ya bütün erkekler kudurmuş durumda var ya şu an. Destan, Rush. Set ve buz hariç. Şu an kızan kokusu için panterden dolayı işte. Hepsi çıldırmış durumda. Gel. Destan. Ya bu... Erkekleri yan yana getirme Destan için de çok güzel oldu. Destan'la aramızı bayağı düzelttik. Yani imkansız oynuyoruz. Şu an imkansızı yapıyor, başarıyoruz. Destan'la arayı bayağı bir düzelttik. Hep böyle Toma'nın sayesinde, işte Rush'ın sayesinde. Çünkü Destan'ın burada kendi arkadaşları var. O yüzden kafa rahat desen gel oğlum. Aferin. Bak normalde asla şu hareketleri yapmaz. Az önce çene altından da sevmeyi de başardım. Küçükken seviyordum da şu an çok yapamıyorum. Aferin bize. Aferin desen gel oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Yani Toma'ya şu hareketlere biat hareketi, saygı hareketi, işte ilgi görme hareketi, sevgi hareketi hepsinden var. Ve şu. Desen gel. Toma gel oğlum. Gel hadi gidelim gel. Gidelim mi? Toma gidelim mi? Rush gel. Aferin size. Set ve buz daha şu an kızan kokusunu bilmiyor. Yani o erkeklik hormonları daha şu an çalışmıyor. Sadece kıskançlık var. Buzda. Sette herhangi bir duygu şeyi yok. Kıskançlık işte yok. Kızan kokusuna tepki yok. Buz daha yeni yeni adam olacak. Yeni yeni büyüyor. O yüzden buzda daha herhangi bir belirti yok. Ama Destan, Rush ve Toma kızanı biliyor. Kızan kokusunu biliyor çünkü kendilerinden geçiyorlar ya. Bakın Destan ne kadar rahat. Şimdi kurtlar huzursuz hissettiği ortamda, bir alanda veya bir yerde kesinlikle ne su içer, ne beslenir, ne de herhangi bir şey yer. Aferin. Bak Toma hala panteri arıyor. Destan bu arada bak beni çok seviyor Destan. Şu an yanıma gelmek istiyor. Bak onun çabasını sarf ediyor Destan. Yanıma gelmek istiyor ama o işte içgüdüsü onu tutuyor. O vahşi içgüdü Destan'ı tutuyor. Şu an Rush ya da Toma yanıma gelse Destan da direkt gelecek. Çünkü öyle kendini güvende hissediyor. Misal şu an burada Rush ve Toma olmasa Destan şu rahatlıkta olmazdı. Olurdu ama kısa bir sürede olmazdı. Yani bayağı bir burada vakit geçirmem lazımdı. Bayağı dar. Yani bayağı bir. Destan düşünün beni küçüklükten beri biliyor. Ona rağmen yani aramız şöyle. O istediği zaman sevebiliyorum. Ben istediğim zaman değil. Böyle bir fark var. Yani siz buradan yakın. Şş, Rush, efelik yapma. Gel. Gel oğlum. Efelik yapma oğlum. Aferin. Az önce beni iyi sinirlendirdin Rush. Bak aynı hareketleri yapma oğlum bak. Aferin. Toma gel. Aferin. Aferin oğlum. Aferin sana. Rush. Gel oğlum yukarı çık. Toma. Aferin sana. Kedi gördüm. Panter. Bak, tepkilere bakın. Aha.
Ve Alman malı Springer kullanıyorum arkadaşlar. Ya unutmayın, Belçika dahil işte kurt köpeklerinde, wolf dog'larda, işte kurtlarda normal tasma kullanmayın. Hem yakışmıyor hem de kafasından çok çabuk çıkıyor. Yani ne kadar sıkarsanız çıkın çıkıyor. Çünkü kafaları esnek, kangal gibi değil. O yüzden Springer kullanın. Buzdağı Springer'ı bilmiyor arkadaşlar. Thomas şunu görse çıldırır. Buz, buz. Evet, buz yavaş yavaş alışıyor. Ya eskiden beri tasmayı biliyordu da. Ama idrak edemiyordu. Yani onu gördüğü zaman dışarı gideceğini bilmiyordu. Reyna hayır, tamam, seni de alacağım. Reyna bekle. Yani tasmayı görünce idrak edemiyordu. Dışarı gideceğini anlamıyordu. Ama şu an yavaş yavaş anlıyor gibi. Buz. Bak Toma tasmayı biliyor. İnek gel. Gel gidiyoruz oğlum. Koş. Buz gel. Hadi gidelim. Aferin sana Buz. Gel. Buz gel gidiyoruz. Buz. Koş. Gel oğlum. Koş. Şimdi bunu takayım arkadaşlar. Dışarıda görüşürüz. Ya bu kediler ne kadar değişik ya. Ya dışarı çıkıyoruz. Buzu gördüğü hale kaçmıyorlar. Gitmiyorlar. Hele bak bak, hala oradalar ya. Manyak. Bunları kapı önünde besliyorum. Bak Buz tasmayı yavaş yavaş idrak ediyor. Yani bilmesi ayrı. Bir de onu görünce ne yapacağımızı bilmesi apayrı bir şey. Misal Toma biliyor. Tasmayı görünce çıldırıyor. Hayır. Yerde debelenme. Bak Buz'un şu olayını hiç sevmiyorum. Yerde bir şey görünce debeleniyor. Gel şu tarafa gidelim oğlum. Buz gel. Gel, şuradaki bir bekçi köpeği var. Ne tepki verecek? Gidip bir bakalım hele. Aferin. Bu arada Buz'la gel gel gel. Geçen gün bir deneme yaptım arkadaşlar. Arabalardan çekiniyor mu diye. Küçükken hatırlarsanız. Yani bizi izleyenler bilir. Hayır 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 hayır. Hayır Buz. O senin aklında değil. 2 aylıktan işte 1 yaşına kadar kendi evimde yetiştirdim. Trafikte, işte insanların olduğu yerde, kırmızı ışıklarda, yaya geçitlerinde. Bunu denemek için geçen gün çıkardım. Şimdi dikey bir video ekleyeceğim buraya. Yani hiçbir şekilde yanımızdan böyle 100, 120, 130'lu araçlar geçiyor. 150'li arabalar geçiyor. Hiç bana mısın demiyor. Hiç çekinmiyor. Hiç. O yüzden bu tasma eğitimi, işte sosyalizasyon araçlara, insanlara çok çok önemli. Yani Buz çok sosyal o konuda. İnsanlara, işte araçlara, trafiğe böyle çok gürültü. Hayır. Bak oğlum, o kaka. Bak oraya adam kakasını yapmış. Gel. Buz hemen hemen Toma kadar arkadaşlar. Yani videoya aldanmayın. İnanın video çok yanıltıyor. Bayağı bir yanıltıyor. Bir de ben çok yukarıdan çekiyorum. Boyum 1.80. Düşünün, hemen 1.70'den çekiyorum şunu. 1.70'den tutuyorum. Şimdi şu ileride bir inşaat bekçi köpeği var. Buzla oraya gideceğiz. Bakalım ne tepki gösterecek. Gel. Bak bak bak. Bak işte şu hareketi sevmiyorum. Şimdi normal tasma olsaydı şu harekette tasma boynundan çıkardı. Sonraki uğraş. Bak kurtlar oluyor bu arada. Bak bak bak. Biz çıktık diye bir kıskandılar. Bizi çağırıyorlar. Buz kim onlar? Bu arada arkadaşlar, şimdi YouTube'a aralıksız böyle haftada 3 tane video atmayı düşünüyorum. Sizden şöyle bir ricam olacak. Etkilendiğiniz veya sıkılmadan izlediğiniz anları böyle dakika olarak belirtirseniz, güzel bir analiz yapıp ne tarz, ne türde içerikler çekeceğime... Aa kuş. Gel oğlum gel. Onu yakalayamazsın, gel. Yani böyle sevdiğiniz kısımları dakika olarak belirtirseniz sevinirim. Çünkü ona göre böyle rastgele video çekmek istemiyorum. İşte sıkılmayacağınız şekilde, İzlerken keyif alacağınız şekilde. O yüzden şöyle alta yoruma işte atıyorum 1.25, 4 arası, 4 işte 0.8 arası gibi gibi belirtirseniz sevinirim. Bak hala uluyorlar. Neyse, şimdi biz az kaldı arkadaşlar. Az kaldı, şu bekçi köpeğinin yanına uğrayalım hele. Evet, inşaata geldik. Buz da burada. Gel. Buz. Oğlum gel, hava sıcak, seni fazla yormak istemiyorum, gel.
Ya burunları nasıl bir şey ya? Toprağın altındaki böyle kokuları da şey yapabiliyor. Köpek hemen şurada. Eğer almamışlarsa çok güzel bir Anadolu çoban. Ama daha genç. Aha ses verdi. Bak 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 kıza bak. Bak orada köpek. Bak kızın gidişine bakın arkadaşlar. Buz. Bak bak bak. Şerefsiz avlayacak mı? O görevini yapıyor gel. Bak 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 şu gidişe bakın. Bak bak bak. Gölgemden gözükmüyor ki. Bak geri çıkıyor köpek. Uzun duruşa bak hele. Ama bu arkadaş da çok güzelmiş ha. Tamam oğlum. Tamam tamam buz. Çok yaklaşma gel. Gel. Tamam tamam. Tamam. Buz gel oğlum gel. Buz gel. Buz gel. Tamam oğlum. Tamam 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 bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Dur tamam tamam tamam. Tamam oğlum tamam tamam tamam. Buza bakın ya hiç tırlamıyor hiç. Gel buz gel. Tamam oğlum bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Selam dedik. Gel buz gel. Gel oğlum gel. Buz gel. Buz. Aferin. Tamam bir şey yok bir şey yok. İnşaata bakıyoruz. Tamam tamam. Sakin sakin. Gel. Bu arkadaş görevini yapıyor. Gel oğlum gidelim hadi. Buz gel. Buz. Buz. Gel şu ortadan geçelim öyle. Bir inşaatlara bakalım gel. Buz gel. Tamam. Tamam oğlum tamam. Kendini nasıl kamburlaştırıyor. Buz gel. Gel oğlum gel. Tamam tamam bir şey yok. Geçtik geçtik geçtik. Kimse yok mu? Buz şöyle bir diklese kendini. Maalesef kamburlaştırıyor. Aferin oğlum. Buz surata bak. Aferin. Evet, görevini yaptın sen. Buz gel. Bu arada 05'ten çekim yapıyorum. Aferin. Burada bir site arkadaşlar. 10 villalık bir site. Karşılıklı böyle yapmışlar. Herhalde havuz mu? Havuz mu yaşıyorlar, ne yapıyorlar? Sustu o. Çat aşamasındalar. Evet. Buradan çıkıyoruz. Buz gel. Gel oğlum. Şimdi şu ileride başka bir köpek var. Bir de ona uğrayacağız. Buz ama kendini nasıl kamburlaştırdı. Gel. Gel oğlum. Gel buradan. Buradan buz. Gel şuradan dönelim. Sonra eve gideceğiz. Aferin bak. Kayışı ısırmıyor artık. Kayış ağzına geldiği zaman normalde ısırıp koparıyordu pislik. Ve saniyelik sürüyordu.
O yüzden yani ona çok dikkat ediyorum. Sürekli gergin tutuyorum ki ağzına doğru gelmesin. Ama az önce ağzının içine girdi. Isırmadan böyle diliyle attı. Aferin Buz. Adam olacaksın sen. Bakın az önce çıktığımız inşaatın aynı firma, bak buraya da yapıp bitirmiş. Şimdi çapraz karşısında yapıyor işte burayı. Helal olsun adama. Sahibini de tanıyorum. Adam çok güzel iki tanesi de yapmış. Birini bitirmiş. Diğeri de işte şu an az önce gezdiğimiz. Bak bu da onun bitmiş yeri. O sis yapı. Oğlum sağa döneceğiz. Sağ sağ sağ. Buz gel 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 sağ. Aferin ısırma. Aferin sana gel. Gel buradan gidelim. Koş. Biraz da bu tarafı gezelim. Sonra da yallah çiftlik. Eğer bu videodan güzel bir etkileşim alırsak arkadaşlar, like olsun işte, yorum olsun, beğenilirse, bizim inşaatın olduğu kısımda daha çok sokak köpeği var. Buz'la oraya gideriz. Ve yine dediğim gibi güzel bir etkileşim alırsak bu sefer Buz'un yanına Toma'yı da alacağım. Reyna, Toma, Rush, hatta üçünü bir tutmaya çalışacağım. Eğitimli oldukları için zapt edebilirim üçünü ama aynı anda çekemem. O yüzden yanıma geçi çekerim ya. Üçünü hem tutar hem çekerim. Sorun olmaz yani. Aha bir dayı. Bakalım ne olacak tepkisi. Buz buz buz. Selamun aleyküm. Kolay gelsin af. Burayla siz mi ilgileniyorsunuz abi? Yok biz çatı. He çatı. Kolay gelsin abi. Gel. Gel oğlum gel gel gel. Normal değil mi? He he. Evet çekemedim ama tepkiler müthişti. Bütün ustalar geldi. Gel. Aferin bak ısırmıyor. Gel. Gel hadi gel. Gel sana elma vereceğim. Bak şurada elma ağacı var. Ve şurada bir tane küçük bir köpek olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Adam bizim orayı biliyormuş ya diyor. Az önce az ileride diyor Kurt Bey çiftliği var diyor. Oranın sahibi misin diyor. Merak ediyormuş. Bayağıdır görmek istiyormuş. İyi denk geldi. Buz. Oğlum biraz kendini yükselt. Böyle kamburlaştırma. Simyegol gibi. Kambur inek gel. Gel oğlum gel. Oğlum hadi gel ya. Aha. Buradan bir suri geçmiş. Gel. Buz buz buz. Ama şu çok güzel bir şey ya. Şu flexler var ya. Acayip. Bak bizimki bu kaç metreydi unuttum. 8 metre bak. 8 metre uzunluğu var. Hayvan istediği gibi rahat rahat gezebiliyor. Tabii bunu her köpeğe yapmayın çünkü parçalayabilir veya çok çekiştiren bir şeyse koparabilir bunu. Şu ucundaki tokayı koparabilir. O yüzden sağlam güzel marka kullanın. Bak oradan bir koku almış hala ayrılmadı. Gel. Şimdi şurada yavru bir köpek. Şey küçük melez bir ırk görmüştüm sanki burada. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Tekrar karşımıza çıkacak mı? Buz küçük köpeklere de Toma gibi değil. Küçüklere de tepki gösteriyor Buz. Şu an dişi ayıp. Aa burada. Bak. Tipe bak. Aa gördü valla. Lan sen nasıl güzel bir şeysin. Aa geldi. Buz buz buz. Hayır hayır hayır. Hayır Buz. Dediğim gibi Buz'a küçük müçük fark etmiyor şerefsiz. Hepsine tepki gösteriyor. Gel. Gel oğlum gel şaka yaptı gel. Tipe bak ya. Bak bak. Hayır buz 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 yapma. Buz. Gel oğlum gel sana yapmıyor gel. Gel sana hırlamıyor. O köpek hala korkudan şey yapmış. Aha. Havlamaya geçti.
aklın şu hareketine bitiyorum ya. Ağzına böyle ilgisini çeken bir şey gördüğü zaman ağzını alıp böyle götürüyor. Nereye götüreceksin onu? Gel hadi gel. Buzla şimdi elma bahçesine götüreceğim. Sahipsiz toplamıyorlar. Ağaçta yani yerde binlerce elma var. Gel 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 oğlum gel. Elmaya doğru yalım öyle gidelim. Gel gel gel. Elma deyince buz hızlandı. Bakın burası elma bahçesi arkadaşlar. Şimdi adamlar toplamıyor bak. Üzerinde hepsi olmuş olacak. Yere de dökülmüş. Geçen hafta mıydı neydi gördüm. Toma ile geldik. Bak toplamadık. Almadık yani yemedik. Günahtır deyip. Aa buz fark etti bile bak elmayı. Bakın bir sürü binlerce elma var yerde. Şimdi bunu alsak yesek günah mıdır değil midir? Tattık Emre günahtır diyor. Biz de almadık. Baksanıza ya günah ya. Abi bizim bu bölgede niye böyle? Bir dünya ceviz var ağaçların üzerinde cevizler tutmuş hep solmuş kurumuş. Bir sürü elma var ya bak yazık günah ya. Hiç toplamamışlar hiç. Bak patlamış hep düşmüş yerlere. Yazık günah. Buz elma yiyecek mi? Oğlum al bari sen ye. Sana günah değil. Baksana ya binlerce aman Allah. Ve kiraz. Bak bir sürü elma ya. Bir sürü elma. Ağacın üzeri de dolu ya. Vallahi yazık günah. Hele bak bak bak. Günahtır ya. Valla dayanamadım. Bir tane aldım. Isırdım çürük çıktı. Buza attım. Buz yiyor. Göz hakkıdır diyor. Bir tane de düşürdüm. Kafama düştü bir tane. Newton'un çekim yasası. Gel. Aha burada bir şey gördüm. He keçi boku gel. Valla bir tane kopardım arkadaşlar. Artık helal etsin çünkü bakmıyor zaten adam. Gel oğlum gidelim gel. Valla şöyle bir tanecik aldım. İnşallah günah değildir, göz hakkıdır. Kiye yaklaştık, bizimkiler hala uluyor. Bakın. Kız bekle, bekle. Aferin. Ya sen nasıl güzel bir şeysin ya. Buz bekle. Aferin. Hadi gidelim. Sese bak. İnekler yeri göğü inletiyor lan. Toma da oluyor. Kurtlara baka baka toma da oluyor. Ulumaya başlıyor. Evet geldik arkadaşlar. Bak kapısını da biliyor inek gel. Buz gel. Geri geldik şu elmayı hala yiyemedim. O yüzden Toma'ya vereceğim ya da Raş'a. Artık kim yerse. Raş. Destan. Dur içeri geleceğim bekle. Evet. Bu elmayı kime vereyim? Allah Allah yavaş özlemiş beni. Dur dur dur. Destan'a verelim. Destan. Hayır. Dur. Şşş dur. Raş. Raş otur. Hayır. Dur. Lan çocuk dur dur. Dur. Destan gel. İlk önce ya da Raş sen al. Ay zaten bu da bozulmuş. Bozulmaya yüz tutmuş. Destan. Destan. Desen al oğlum havada kap. Aferin. Et olmadığı için havada kapmadı. Toma bu da sana. Oğlum siz ne yemiyorsunuz lan? Elin köpeği kurdu, elmayı, havucu, sebzeyi yiyor. Bunlar anca et yiyor. Al. Elma oğlum elma elma. Desen al. Al sen al. Al oğlum. Aferin. Elimden çekiniyor belki yemeğe. Aferin. Bravo Destan'ıma. Çık 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 çık. Aferin. Gel. Şimdi yanıma gel Raş. Ama üzerime bak. Ayağın ıslak lütfen. Rica ediyorum üstüme pati atma. Raş sevgisini çok güzel gösteriyor. Gel. Raş gel. Destan gel. Aferin. Oğlum elmaya yazık oldu.
Gerçi ben yemedim. İçi geçmiş de. Raş senin yemen lazım oğlum. Sanki yavruyken yiyordun. Dur. Al. Bir dilini vur, dilini vur, dilini vur. Oğlum dilini vur, dilini. Toma, sen niye yemiyorsun? Sen kangalsın oğlum. Sen ekmek bile yiyorsun. Gariban kangalımız. Al. Neyse bunlara ben acıkmışlardır. Raşo. Al oğlum al. Elma elma. Elma ya. Oğlum al al. Hayır bak üzerime çıkacak. Biliyorum. Siktir git. Hayır. Hayır. Al al al. Al et. Al. Yiyeceksin. Desen. Al. Desen sen oğlum. Desen. Neyse bunu böyle indirelim. Belki biri gelir yer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Gel desen. Aferin oyun. Desen. Al al. Evet. Ya Allah bismillah. Tamam ya bakın arkadaşlar. Besleme zamanı şimdi. Etleri kestim şöyle. Bak buradan ayrılmıyor. Şimdi Toma'nın yüzüne iyi bakın. İçeri. Desen içeri. Desen hadi içeri oğlum. Toma içeri. Bak bak bak. Bak dönüp dolaşıp geliyor. Eşleşemezsin. Dili de çıkmış. İçeri desen içeri. Toma içeri oğlum hadi. Koş. İçeri. Hadi. İnek. İçeri. Eşleşme yok bu sene. Yürü git. Yalla. İçeri. Toma bak suyu açtırttırma bana. İçeri. Koş. Evet. Beslenme saati arkadaşlar. Bu timsah gibi yiyor ya. Videoyu kapatmadan önce şunu da paylaşayım dedim. Ben etleri şoklayıp veriyorum arkadaşlar. Bütün mikropları öldürüyoruz böyle ama iyice şokluyorum. Ondan sonra beslemeden bir saat önce çıkarıyorum. Sonra şeyle keser ile çekiç yani keser ile vura vura ısındırıyorum, aşındırıyorum. Ama etin et oranı çok güzel. Tavuğun kıçı üstünde, yağları, işte kanadı, derisi hepsi üzerinde. Yani et oranı çok çok yüksek sağ olsun. Çınar Et Kasap buradan Ali abiye selam olsun. Bize özel kesim yapıyor ve bayağı da fiyatta yardımcı oluyor. Yani kıçı, mıçı her şey üstünde.